Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün un helvası yapacağım. Bunun için burada 2 su bardağı unum var. 1 yemek kaşığı tereyağı. 1 su bardağı da sıvı yağ. Daha sonra şerbeti için de 1,5 su bardağı şeker, 2 su bardağı da su kullanacağım. İlk önce tavama sıvı yağını ve tereyağını alacağım. Bunlar bir miktar ısındıktan sonra unu ekleyeceğim. Yağ ısındı, artık unu ekliyorum. Artık iyice un kavruluncaya kadar, unun rengi değişinceye kadar bu şekilde karıştıra karıştıra kavuracağım. Siz yağ miktarını değiştirebilirsiniz eğer daha çok tereyağı istiyorsanız. Sıvı yağını azaltıp tereyağını çoğaltabilirsiniz. Ancak tereyağında biraz zor kavruluyor, zor rengi değişiyor, uzun sürüyor. Ama daha lezzetli oluyor tabii ki. Önce harlı ateşte kavuruyorum. Daha sonra kısacağım, kısarak pişireceğim. Ama ilk başta hızlı bir ateşte pişiriyorum. Sekiz dakikadır bu şekilde kavuruyorum. Önce bu şekilde yağını saldıysa, şimdi yağıyla birlikte kavruluyor unumuz. Kavrulmaya başladıktan 10 dakika sonra artık rengi değişmeye başladı ve altını kıstım, kısarak kavuracağım. Ancak sizde daha uzun sürebilir. Kullandığınız tencerenin ya da tavanın kalitesine, farklılığına bağlı. Artık benim helvam olmaya başladı. Rengini değiştirdi artık. 3-5 dakika daha kavuracağım. Daha sonra şerbetini hazırlayacağım. Bu rengini aldıktan sonra altını kapatıyorum tavanın. Ve şerbetimi hazırlayacağım. Ben şerbeti kaynatmadan yapıyorum. Bir buçuk su bardağı şeker, 2 su bardağı da su ekleyerek karıştıracağım. Şerbetimi hazırlayacağım. İyice şekerin erimesini için karıştıracağım sürekli. Şerbetimi artık helvaya ekliyorum. Ve yavaş yavaş karıştırıyorum. Ortası kapalı şu anda. Böyle sıvı görünmesinden endişelenmeyin. Şimdi karıştırdıkça kalınlaşacak. Suyu, şerbetini çekecek. Şerbetini kaynatmama gerek yok. Gördüğünüz gibi şerbet zaten anında helvayla buluşur buluşmaz kaynamaya başlıyor. O yüzden ben tekrardan ayrıyetten kaynatmıyorum şerbetini. Dediğim gibi bu şekilde suluymuş gibi görünmesi sizi endişelendirmesin. Isıyı aldıkça kalınlaşacak. Altını halen açmadım. Tavanın sıcaklığı da halen pişiyor.
İhtiyaç duyarsan altını açacağım ama gerek yok. Çektik, kıvamını aldı. Evet, güzel bir helvamız oldu. Helvamı sıcakken sunum için hazırlık yapıyorum. Şu şekilde kaşıkla alıp servis tabağına alıyorum. Sıcakken form vermesi daha kolay. Bunu tabi siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tepsiye döküp tepside de düzleştirip daha sonra soğuduktan sonra kesip servis yapabilirsiniz. Ancak biz bugün bu şekilde istiyoruz. Ben bir miktarına da yarısına da ceviz karıştırmak istiyorum. Hepsini cevizli istemedik. Cevizi mutlaka kavurmanıza gerek yok. Helvanız daha sıcakken içine katıp karıştırabilirsiniz. Diğer yarısına da ceviz ekliyorum. Sıcakken henüz karıştırıp bunu da servise hazırlayacağım. Kısa süre içinde iki çeşit helvamız oldu. Dediğim gibi eğer kullandığınız tava tencerenizin kalitesine de bağlı süresi. Pişti 15 dakikada pişti, hazır oldu. Umarım hepinize fikir olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen.